Agalarım, herkese selamlar. 22 Eylül 2024 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Genellikle taraf tercihlerine gideceğiz. Bu pazar haberiniz olsun. Ona göre değerlendirmelerinizi yaparsınız. Taraf bahisi her zaman biraz daha risklidir. Ama taraf olarak da güzel maçlar olduğunu söylerim. Agalarım isterseniz direkt başlayalım. Öncelikle bir adet maç skor yarışmamız var. Ondan bahsedelim. Manchester City ile Arsenal'ın maçı var. Maç skorunu olur sizlere sorduk. Bilen 5 arkadaşımızı gruplarımıza misafir edeceğiz. Şöyle yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Cuma günü Hatay mücadelesini herkes Hatay tarafına bahis vermiş. Önermiş daha doğrusu diyeyim. Skor olarak da skor bilen yok aga. Öncelikle onu söyleyeyim. Zaten açıklıyorum hepsini. Bu sefer ama sizlere Stil'i Arsenal'ı sordum. Çok gol bir maç beklemiyorum. Yorumlara yazmanız yeterli. Her türlü soru görüş öneri. WhatsApp gruplarına dahil olmak isteyenler veya skor bilenler, skor kazananlar da ekranda gördüğünüz WhatsApp iletişim hattından benimle doğrudan iletişime geçebilirler. Şöyle söyleyeyim. Ee, açıklamada ve yorumlarda da zaten linki var. Tıkladığınız an zaten direkt şey oluyor. Direkt yönlendiriliyorsunuz zaten. Ona göre bir değerlendirmesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Şu Trabzon maçını bir anlatayım da herkes bir rahatlasın aga. Bak aga Trabzon'a ben güveniyordum. Hatta misli maçım yaptım. Ekranda görüyorsunuz. İmza maçı olaraktan vermiştim. Şimdi soldan göstereyim. 7000 TL aldım bir maç vardı bu. 1.50 Avrupa yüksek mislimiz. Trabzon'u 0-1 çifte şans yaptım. Bak Trabzon'a güveniyorum. Misliye de aldım. 90 artı e zart oldu. Eksi olurken artı 500 yazdırdık. Öyle söyleyeyim. Trabzon'un çifte şansı. Monaco'nun 1.5 üstü. Level Kuzen 1.5 üstü. Aga tertemiz. 7 misli. Buradan 3.500 TL aldık mı? Zaten aldık. Trabzon'un da galibiyetini ben dedim ya güveniyordum Trabzon'a. Hatta 3,5 altında bir zor bir galibiyet olur diye. Mücadele 2-2 bitti. Ama yani Kayseri 8-2 yenebilirdi. Şöyle söyleyeyim. Analiz olarak da yani hiç beklediğim bir Trabzon yoktu ve şöyle de bir karar aldık. Süper Lig'de artık aga Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Gerisini izlemeye gerek yok. Çünkü takımlar arasındaki makas acayip bir şekilde açıldı. Trabzon'dan başarısız olduk bunu da söyleyeyim aga. Bir de o videoda demişim galiba. Gelmezse gelmedi. Lan herkes bu maçın yatmasını mı bekliyor? Devre arası bitti yazanlar var. Maç bitiyor yazanlar var. Aga ayıp ediyorsunuz ama. Neyse devam edelim. Yüksek mis seviyesinde yüksek mislerden yana bir de canlı olaraktan veriyoruz. Aga. Dün de yaptık mesela Al vardı. Paderbon vardı. Bunlara yasladık aga. Birazdan da göstereceğim. Dün canlıdan çok iyi yaptık. Yüksek mis seviyesinde de misli canlılarımız oluyor. Onun dışında ideal kuponlarımız. Bu arada cumartesi gününe ideal, kuponları, ideal kuponu herkese açık telegram grubuna verdim. Şu anda yayındaydı zaten. Erken izleyenler varsa maçlar zaten 4'te 5'te başlıyor. Bakabilirler. Pazar için ideal kuponumuz olmayacak videoda veya telegramda onunla bilgisini vereyim devam ettim. Canlı olarak zaten izlemiş olduğumuz karşılaşmalardan güzel kazançlar elde etmeye çalışıyoruz. Bunun bilgisini vereyim. İzlediğimiz maçları değerlendiriyoruz. Her açık Telegram grubu da açıklama yorumlar kısmında var. Cumartesi günü burada paylaşım olur. Pazar biraz daha az olur. Onun bilgisini vereyim ve devam edelim. Hatta WhatsApp grubundan bahsedeyim. Aga. Dün neler yaptık? Bak dün canlıda muazzam işler yaptık. Cuma günü muazzam. Yani o Hatay falan hepsinin acısını her türlü çıkardık. Dedik ki ekrandayız. Bundesliga 2 ile bir başlayalım dedik aga. Hanover maçı çok hızlı başladı. Yasalda oran 1.30 falandı. Ben Avrupacılar için yüksek misli verdim. Aga. İlk yarıdan bir gol. Direkt geldi zaten. Dedim konudan sonra Paderborn maçına ilk yarı bir buçuk üst alalım. Aga. O da geldi mi? Şans golü geldi biraz. Yazdım zaten. Şalke maçına ilk yarı 1.62'den ilk yarı bir üst aldık mı? Aga o geldi. Hatay mücadelesi ilk yarı 0.5 üst. Paderborn maçına ev sahibi 1.5 üst. Hatta dedim ki 3. gol de Paderborn'dan gelebilir diyerekten de Hatay gol Bodrum gol attı. Anlasır maçına direkt dakika 2'de verdim. E, MVS 3'tü maç önü canlıya düşünce direkt maç az sonra 1 oldu o geldi. Paderborn geldi. İlk kere Anlasır maçına gole girdik. Dedim ki riskliden de devreden Anlasır golü. E, maç hakkında burada zaten pozisyonları da ben elimden geldiğini sizlere de atıyorum. Aga onlar da geldi. Canlı olarak bu şekilde ciddi bir başarı var. Herkese teşekkürler. Kazanç sağlayanlara da bereketli olsun. 7 adet mücadelemiz var. Başlayalım. Sizlerden tek isteğimiz beğeni ve yorum destekleriniz aga. Beğeni ve yorum destekler gelirse çok teşekkür ederim. Başlayalım. Monaco maçını aldım. Monaco'yu Barcelona maçında izledik. Ben şunu söyleyeyim aga. Barcelona'yı 10 kişi kalmasına rağmen yenmek de bir gerçekten meziyettir. Ki ben sizlere anlatmıştım. Monaco'da gol atma ihtimali var. Ben 2-1 Barcelona bekliyorken kırmızı kart orada bozdu biraz işi. Atma ihtimali var mıydı? Rap'in yanı kaçırmış oldukları var. Vardı tabii ki. Ama Monaco gerçekten çok teknik bir takım. Le Havre oynayacaklar burada. Ben burada Monaco'nun en az 2 gollü galibiyetini bekliyorum. Hatta Monaco genellikle ilk yarı takımıdır. Onu da belirteyim. 1.5 üstünde bir idealer alınabilir. Biraz daha oran yükseltmek isteyenler olursa diyerekten de yani bir ilk yarıdan bir Monaco galibiyeti de çıkma ihtimali var. Ben ilk yarıdan da bir Monaco galibiyeti bekliyorum açıkçası. İkinci mücadele Bayer Leverkusen ile Wolfsburg mücadelesi. Bayer Leverkusen'in bu maçtan sonra gideceği deplasman mücadelesine bakın. Bayern Münih deplasmanına gidiyor. Bayern Münih maçından zaten Leipzig maçını kaybetmişti. Bayern Münih deplasmanı öncesi ben Wolfsburg'a karşı puan kaybetmesini beklemiyorum. Özellikle gol gelmeyi yiyebilir. Hiç problem değil ama yediğinden çok fazla atacaktır. Feyen maçına baktığım zaman takım gerçekten kalite. Kapmış olduğu toplardan zaten şöyle söyleyeyim. 5 tane isabet üçlü vardı maç 4-0'du. Öyle bir mücadeleydi. Ben burada Level Kuzen tarafındayım. Ama oran almak adına da bir buçuk üstünde bir falan doğru düzgün bir oran var mı? Doğru düzgün bunu oran bulamazsınız. O yüzden iki buçuk üstünde bir Bayer Level Kuzen bekleyelim. 3-1 ayarında da bir maç beklentim var. Değerlendirecekler skor olarak da 3-1 bandını sisteme vesaire atabilir. iki buçuk üstünde bir Bayer Level Kuzen galibiyeti bekliyorum. Manchester Steel'e Arsenal'ın karşılaşması. Bu maçın maç skoru sizlere sorduk bilen 5 arkadaşımızı gruplarda misafir edeceğiz. Öncelikle Arsenal tarafında Odegaard yok. City tarafında muhtemelen Kevin de Brun yok aga. İki tane çok önemli eksiklik. Ben şunu söyleyeyim. Bu eksiklerle birlikte hangi taraf daha çok etkilenir? Odegaard mı? Kevin de Brun mü? Şöyle söyleyeyim. Kevin de Brun Odegaard'dan daha iyi bir topçu biliyorsunuz ama takım olaraktan da Odegaard'ın olmayışı Arsenal'ın olumsuz yönden daha çok etkileyecektir diye bir düşüncem var. City de Inter mücadelesinde ufaktan bir patlama ihtimali olan maçta hatta ben dedim ki alırsa City 1 0 var mı bu, bu maçın yani 1-0 bitme ihtimali var. Sanırım akılları da bir nevi Arsenal maçında mıydı bilmiyorum. Önemli bir mücadele. Yüksek orandan Odegaard'ın olmayışı ile birlikte bir Manchester City galibiyeti değerlendirilebilir bence. Oran yüksek zaten. Yine şunu belirteyim. Yani e, gollü bir maç beklemiyorum kesinlikle. Kesinlikle zaten. Arda 2.5 altın oranı. Bak bu takımlar eskiden çok güzel gollü maçlar oynuyordu. Özellikle City var. Arsenal çok fazla kasıyor aga. Yani savunmayı çok fazla kastıkları için. O yüzden çok fazla gol beklemiyorum. Maç 1-0 ayarında City bitebilir. Maç sonu 1 okey. Hatta yüksek orandan da 3.5 altında bile bir City galibiyeti beklenebilir. Onun da oranı zaten 2.39 civarında var. Zaten değerlendirecekler böyle bir şey yapabilir. Roma, Roma maçına geçtim. Roma ile Udinese mücadelesi. Normalde Roma'yı hayatta ellemem. Sadece tek bir nedenden elledim. Onu da anlatayım. Roma'da De Rossi gitti aga. De Rossi gitti. Yanına Ivan Juric geldi. Hatta sabah gitti. Adam gönderdiler. De Rossi'yi akşamına Juric geldi. Sonra da direkt ilk antrenmanına çıktı adam. Bir teknik adam değişikliği oldu. Böyle teknik adam değişiklikleri takımı olumlu yansıyabiliyor Aga. Her zaman. i̇lk yani maç kendi evinde yeni teknik adam. ilk mücadele Udinese ile oynayacaklar. Udinese son parma maçında çok iyiydi. Burada Udinese gol atabilir mi? Atabilir. Maçın beklentisini söyleyeyim ben size. 1 0 bir Roma, Roma galibiyeti bekleniyor. 1-0 olur mu olma ihtimali var ama benim burada tek tercihim ve yüksek orandan Roma galibiyeti 1-0'a bence yetinmeyecektir. 2 var. Maçın birbiri de var. Yüksek orandan burada 2 orandan fazla Aga. Toplam gol aralığı 2-3 gol olarak değerlendiriyorum. Yüksek orandır. Değerlendirecekler böyle tekli alternatif sistem kuponlarına 2-3 gol aralığını atabilir. Beşiktaş'la Eyüp Spor karşılaşması. Beşiktaş tarafından da mutlak galibiyet beklenen bir karşılaşma. Ya yani bu hafta iki tane rakibim puan kaybedecek. Yani bir tanesi mutlaka puan kaybedecek. Veya ikisi kaybedecek. Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Ona canlısını vesaire ücretsiz Telegram grubunda yaparız. Mutlaka katılın oraya da. Beşiktaş'ın da burada Eyüp Spor'a karşı galip gelmesi çok olası. Bu galibiyeti de 1.5 üstünde taşlandırabiliriz biz ideal olarak da. Beşiktaş kazanırsa 1.5 üstünde bir galibiyet bekleyelim. Maçın indeks beklentisi 3 birlik bir Beşiktaş galibiyeti zaten Eyüp Spor'da gayet iyi bir futbol sergiliyor. Yani ligde muhtemelen kalıcı olacaktır. Kadro kalitesi yüksek. Ama 1.5 üstünde bir Beşiktaş galibiyeti burada okey. Maç beklentisi 3-1 zaten. Pauli ile Leipzig karşılaşması. Bu Leipzig'in de bu maçı alması lazım hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde mağlup oldu 2-1. O maçtan da zaten direkt 2-1 skorumuz vardı. Lak diye oturdu. Burada çok iyi bir deplasman takibi. Deplasman takımı olan Leipzig Pauli ile oynayacak. ev sahibi takım bastırabilir, pozisyon da bulabilir ama ben Leipzig'ten bu hafta ekstra bir performans bekliyordum. Son dönemde patlatıyor sağ solu ama deplasman takımı diyereklerden nitelendirebileceğimiz bir takım. Leipzig tarafı. Ben burada deplasmanda 2 gol atmasını bekliyorum. Deplasman 1.5 üst benim tek tercihim olacaktır. Inter Milan çok güzel bir mücadele. Aga ben burada direkt bir Inter galibiyeti bekliyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Inter galibiyeti gelirsen şöyle erken açılırsa handikapa bile gidebilir bu mücadele. Onun da oranı 2 orandan fazla zaten. Dediğim gibi Inter'in ben burada galip gelmesini bekliyorum. Yani kadro olarak okey. Lige başladığımız zaman da son 4 mücadelesinin 2 tanesinde berabere kaldı. Puan kaybetti. Ben de durumlar biraz ona göre. Öyle bir sıkıntılar da var. Milan bilmiyorum ne olacak kadro dışı olanlar. Geçen arkadaş Neyse hiç konusunu açmıyorum bile. Ee, burada dediğim gibi Milan galibiyeti değil de e, Inter galibiyeti bekliyorum. Zaten her iki takımın sahası aynı. Tamam taraftar desteği Inter'den olacaktır. Hatta diyorum ya bak Inter galibiyeti okey. Benim skor beklentim de 2-0 ayarında. O da handikapta da benim yüksek orandan okey önerebilirim yani. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Toplamda ve ileride mücadelem vardı. Ücretsiz Telegram grubuna katılabilirsiniz. Ekranda zaten gözüküyordur. Herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz.